Kazım Hocam. Hocam iyi günler. Nasılsınız, iyi Teşekkürler misiniz? Hocam. Teşekkürler Hocam. Siz nasılsınız? İyi. Teşekkürler hocam. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar gelmişler. Hepsi hoş gelmişler. Evet. Merve hocam şu anda herhalde siz sunum kontrol edebiliyorsunuz. Açık size zannedersem. Bir bakın. Yani kayıt başladı mı hocam? Kayıt başladı. Başlamış görünüyor. Tamam. Kaydı durdur diyor. Tamam Tamamdır. hocam. Tamam. Tamam, paylaşım da yapılabiliyor sanıyorum. Aktif görünüyor. Tamam hocam. Evet. Tamamdır. O zaman başlayabiliriz herhalde. Oldu hocam. Size kolay gelsin. Arkadaşlara iyi çalışmalar. Hepinize. Siz yine katılımcıları o mesaj kısmına yazarsanız hocam. Kimler sunum yaptıysa. Ha, tamam, link göndermişsiniz. Oradan Evet. formu dolduracağım hocam. Tamamdır. Aynen hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin hocam. Var mı Ben bir sağ olun. arzunuz isteğiniz buradan? Yok, teşekkürler hocam. Tamam hadi. Hadi iyi çalışmalar. Herkese Kolay selamlar. gelsin. İyi Tamam. çalışmalar. Tamamdır. Evet. Herkese merhabalar. Bu oturumu ben yöneteceğim. Doçent Doktor Merve Dandan Doğancı ben. Şimdi sunumlarımızı 10 dakika gibi yapabilirsek çok iyi olur. Süremizi aşmamak adına. Şimdi ilk sunumumuz Ceyda Duyar. Şu an burada Merhabalar. sanıyorum. Evet, buradayım. Merhabalar. Paylaşım, merhabalar. Paylaşım yapayım o zaman. Evet, paylaşımı hemen açabilirseniz. Tabii. Şu an geldi mi? Hayır, gelmedi şu anda. Evet. Tam Geliyor ekran sanırım. oldu mu? Tamam. Tamam, şu an geldi. Evet, başlayabilirsiniz. Tamam. Herkese merhabalar öncelikle. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceyda Duyar, Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü yüksek lisans öğrencisiyim. Bugün sizlere 2 metil imidazol ile sübstitüe edilmiş siklotrifosfazan ligandından elde edilen gümüş koordinasyon polimerlerinin sentezi, yapısı ve boy absorpsiyon özelliklerini anlatacağım. Konu başlıklarını görmekteyiz. Boyar maddeler tekstil, gıda, kozmetik, plastik, boya ve baskı endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde yaklaşık 100 bin boya ticari olarak kullanılmakta ve yaklaşık yıllık 700 bin ton boya üretimi yapılmaktadır. Endüstriyel atık su yüksek oranda renkli toksik bileşik içerir. Bu da canlıların yaşamları ve çoğalmaları üzerine olumsuz etkiler bırakır. Boyar maddelerin atık sudan uzaklaştırılması için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlar kimyasal yöntemler, biyolojik yöntemler ve fiziksel yöntemlerdir. Boyar maddelerin yaygın olarak kullanılan boyar maddeler metilen mavisi, metil oranj ve tartrazindir. Örneğin tartrazin gıdalara ve içeceklere sarı renk vermek için kullanılır. Yaygın olarak kullanılan boyar maddeler zeolitler, aktif karbonlar, mezogözenekli silika, karbon nanotüpler, siklodekstilinler ve sitosanlardır. Adsorpsiyonda etkili bir arıtma prosedürü olarak kullanılır. Koordinasyon polimerleri de gözenekli yapısı, yüzey alanları ve tekrar kullanılabilir özellikleri açısından bu alanda kullanılmaya başlanan yeni nesil adsorban türüdür. Burada da koordinasyon polimerinin boya adsorpsiyon çalışmalarının yıllara göre arttığını görmekteyiz. Koordinasyon polimeri metal katyonunun organik ligatlarla koordine olduğu kendini 1, 2 ve 3 boyutta yenileyen kristalin yapılardır. Morflar ise koordinasyon polimerinin polimerleridir. Ama koordinasyon polimerlerinden farklı olarak bünyelerinde potansiyel boşluklar bulundurur. Koordinasyon polimerlerini sentez yöntemi olarak sorbotermal, elektrokimyasal, mikrodalga, mekanokimyasal, ultrasonik ve yavaş buharlaştırma yöntemleri kullanılır. Uygulama alanlarında ise gaz depolama, gaz ayırımı, katalizör, sensör uygulamaları, iletkenlik, iyon değişimi, ilaç depolama ve adsorpsiyon kullanılır. İki çeşit adsorpsiyon vardır. Bunlar fiziksel adsorpsiyon ve kimyasal adsorpsiyon. Fiziksel adsorbat ve adsorban arasında
fizik şey zayıf bağ, zayıf moleküller arası bağlar meydana geldiği zaman oluşur. Bu bağların örnekleri Van der Waals hidrojen ve dipol-dipol bağlarıdır. Kimyasal absorpsiyon ise güçlü moleküller arası bağlar meydana geldiğinde oluşur. Bu bağlar ise kovalent ve iyonik bağlardır. Absorpsiyon 3 adımda gerçekleşir. İlk adımda absorbat absorbanı kaplar ve bir film tabakası oluşturur. Daha sonra ise absorbanın gözeneklerine doğru ilerlemeye başlar. Gözeneklerine doğru ilerledikten sonra artık her yerine eşit olarak dağılır ve yüzeye tutunur. Ve böylece absorpsiyon gerçekleşir. Absorpsiyon verimini etkileyen faktörler pH, temas süresi, sıcaklık, absorbentin partikül büyüklüğü, karıştırma hızı ve absorbat ve absorban arasındaki etkileşimlerdir. Burada absorpsiyonla ilgili yapılan çalışmaları anlatmak istiyorum. İki boyutlu bir koordinasyon polimeri sentezlenmiş ve seçici olarak absorpsiyon çalışması yapılmış. Burada sentetik yolunu görmekteyiz. İki boyutlu bakır ve kobalt koordinasyon polimeri sentezlenmiş. Burada ise olası absorpsiyon mekanizması verilmiştir. Literatürde absorpsiyon mekanizması ile ilgili bir çalışma yoktur. Ancak absorpsiyona elektrostatik itme kuvvetlerinin, hidrojen bağının, elektrostatik etkileşimlerin, pp etkileşimlerinin etki ettiği düşünülmektedir. Koordinasyon polimeri 1 ve 2 için hem etilen mavisine hem de metil oranjeye karşı absorpsiyon çalışması yapılmış. Her iki kompleks de boyayı etkili bir şekilde absorplamıştır. İkisi de etkili bir şekilde absorpladığı için seçici boya absorpsiyon çalışması yapılmış. Metil oranj ve metilen mavisi birebir oranında karıştırılmıştır. Daha sonra absorpsiyon çalışmasında ise metilen mavisinin metil oranja göre daha iyi sönümlediğini görmekteyiz. Sıcaklığa ve pH'e bağlı yapılan koşullarda ise pH 7'de maksimum, oda sıcaklığında ise yine maksimum absorpsiyon kapasitesi göstermiştir. Absorpsiyon kinetik çalışmalarında 3 farklı kinetik denklemi, kinetik grafiği vardır. Bunlar pseudo first order, pseudo second order ve intraparticle difüzyon modelidir. Bu grafikler çizilir ve R kare değeri 1'e yakın olan grafik seçilir. Burada grafikler çizilmiş ve R kare değeri 1'e yakın olan pseudo second order model kinetik sistemi olarak seçilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada ise iki boyutlu bir koordinasyon polimeri sentezlenmiş ve metil oranj ve metilen mavisine karşı absorpsiyon çalışılmıştır. Burada iki boyutlu yapısını görmekteyiz. Bu absorban iki doğal absorban olan talaş ve pirinç kabuğuna karşı pirinç kabuğuyla karşılaştırılmıştır ve bu koordinasyon polimerimizin diğer iki koordinasyon polimerine göre daha etkili bir absorban olduğu kanıtlanmıştır. Burada yine seçici absorpsiyon çalışması yapılmış. Koordinasyon polimerinin metilen mavisini metil oranja göre daha etkili absorpladı. Diğer iki absorbanın ise yaklaşık olarak iki boyayı da aynı şekilde absorpladığı gözlemlenmiştir. Kinetik modellerinde ise pseudo second order modeli uymaktadır. Literatürde koordinasyon polimerleri ile ilgili oldukça çalışma olmasına rağmen siklofosfazan temelli koordinasyon polimerlerinin çalışmaların tamamı yapısaldır. Bizim de araştırma grubumuzda siklofosfazan temelli koordinasyon polimerlerinin yapısal çalışmaları mevcuttur. Biz bu çalışmaları bir adım ilerleterek yeni siklofosfazan temelli koordinasyon polimerleri sentezleyip bunların boy absorpsiyon özelliklerini incelemeyi hedefledik. İlk olarak ligandımızı sentezledik. Ligandımızı trimer ve 2 metil imidazolü THF ve trietilamin varlığında etkileştirerek sentezledik. Daha sonra standart spektroskopik tekniklerle yapısını aydınlattık. Burada kütle spektrumunu ve fosfor NMR'ını görmekteyiz. Kütle spektrumunda moleküler iyon piki beklediğimizle aynı değerde gelmiştir. Fosfor NMR'ında ise ürün full substitüye olduğu için tek bir pik beklenmektedir. Fosfor NMR'ında da görüldüğü gibi -2.89'da tek bir pik gelmiştir. Çünkü bütün fosfor atomlarının çevresi eşdeğerdir. Proton NMR'ında ise imidazol grubumuza ait protonların pikleri görülmektedir. Karbon NMR'ında da ise yine aynı zamanda beklediğimiz gibi 4 tane pik gözlemlenmiştir. L1 ligandını
Dikler metan hexan sisteminde kristallendirdik ve şeffaf kristalleri elde ettik. Burada da single kristal yapısını ve kristal parametrelerini görmekteyiz. L1 ligandını gümüş nitrat tuzuyla asetonitrilin kaynama noktasında etkileştirerek sentezledik. Gümüş koordinasyon polimerini elde ettik. Bu da gümüş koordinasyon polimerinin single kristal yapısı ve kristal parametreleri. Bütün imidazol grupları gümüş atomuna bağlanarak koordinasyona katılmıştır. Sonuçta 3 boyutlu bir koordinasyon polimeri elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen koordinasyon polimeri metilen mavisi, metil öğrenci ve tartrezin boyalarıyla absorpsiyon çalışması yapılmıştır. Belirli zaman aralıklarında alınan UV spektrumunu görmekteyiz. Burada metilen mavisinin absorpsiyon bantında herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi. Metil öğrencide yapılan absorpsiyon çalışmasında ise hem UV küvet resimlerinden hem de UV visible spektrumdan görüldüğü gibi absorpsiyon gerçekleşmiştir. Ve kinetik modeli pseudo second order modele uymaktadır. Tartrezin ile yapılan absorpsiyon çalışmasında ise absorpsiyon 24 saatte tamamlandı. Bunu küvet resimlerinden de görmekteyiz. Tamamen şeffaf hale geldi. Kinetik modeli ise pseudo second order modele uymaktadır. Sonuçları özetleyecek olursam, 2 metil imidazol ve trimeri etkileştirerek L1 ligandını sentezledik. Trietil amini baz olarak tetrahidrofuranı ise çözücü olarak seçtik. L1 ligandının yapısını spektroskopik yöntemlerle aydınlattık. Gümüş koordinasyon yapısı, gümüş bileşiğini single kristal ile aydınlattık ve yapısının 3 boyutlu olduğunu gördük. Daha sonra bu koordinasyon polimerinin metilen mavisi, metil öğrenci ve tartrezine karşı absorpsiyon çalışmasını yaptık. Absorpsiyon çalışması sonucunda katyonik boya olan metilen mavisine karşı absorpsiyon göstermiyorken anyonik boya olan metil öğrenci ve tartrezine karşı absorpsiyon gösterdiğini gördük. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Benim sunumum bu kadardı. Aynı zamanda TÜBİTAK 121Z236 nolu projeye de maddi desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ceyda sunum için. Ben sorusu olan var mı? Şu an soru alabiliriz. Bu arada katılımcılar sohbet kısmına isimlerini yazabilirlerse herkes için iyi olur. Bu şekilde istendi çünkü bizden de duyuru yapmış olayım. Ben kısa bir soru sorayım. Belki kaçırmış olabilirim ama gümüş nitrat ligant yapmışsınız. Antibakteriyel özelliklerle ilgili bir şey baktınız mı? Ya da... Yok, hayır. Çalışmadık. Yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an için öyle bir şey gündemimizde değil. Tamam, peki. başka soru yok sanıyorum. Teşekkürler tekrar sunum için. Ben teşekkür ederim. Sırada listeye bakıyorum. Ferit Erdem görünüyor. Evet hocam, sesim geliyor mu? Evet, geliyor şu anda. Paylaşım açabilirsin. Bunu paylaşıyorum hocam. Ekranım gözüküyor mu? Şimdi geldi, evet. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Adım Ferit Erdem. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 2015 yılında mezun oldum. Şu an hali hazırda eğitimimi Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmaktayım, polimer kimyası üzerine. Aynı zamanda da 2019 yılından bu yana kağıt ambalaj sektöründe hizmet veren Ankus Anonim şirketinde Arge departmanında uzman mühendis olarak çalışmaktayım. Burada sizlere PLA-PSL, PEG, çinko oksit, kompozit filamentlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu üzerine bir sunum yapacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum giriş, literatür çalışması, materyal metot ve sonuç bölümlerinden oluşacak. Girişte sizlere yapmak istediğimiz şeyi anlatmak istedim. Gıdaların depolanması ve taşınması sürecinde çevreden korunmasını sağlayan plastik ve kağıt ambalajlar kullanılmaktadır genel olarak. Burada geleneksel plastikler kullanılıyor. Bunlar polipropilen genel olarak, polietilen, politerafitalat, polistirenden oluşmakta. Gıdaların tazeliğini korumanın yanında bu plastiklerin hepimiz biliyoruz ki bozulmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Düzenli depolama alanlarını doldurmakta, su ve arazi kirliliğini arttırmakta, aynı zamanda bunların fosil kaynakları hızla tükenmektedir. Dolayısıyla çevresel sorunlar ve küresel endişelere neden olmaktadır. Bu kapsamda
çalışmada biyobozunur polimerler kullanılması bizim tarafımızdan uygun bulundu. Ama biyobozunur polimerlerinde konvensiyonel polimerlere, geleneksel polimerlere göre dezavantajları oluşmakta. Biz de bunlara katkıda sağlayabileceğimiz bir araştırma konusu seçmeye karar verdik. Projede ekonomik ve üretilebilir biyopolimer olan polilaktik asit, geleneksel plastiklere rakip olarak ana polimer olarak seçildi. PLA kırılgan yapısını iyileştirmek için de farklı oranlarda polikaprolakton ile harmanlandı. PLA-PCL karışımının bariyer özelliklerinin iyileştirilmesi açısından da çinko oksit belirli oranda eklendi ve çinko oksit dağılımı polimer karışımının kristalizasyon düzenleyicisi olarak da polietilen glikol kullanmaya karar verdik. Literatür araştırmasında ise polilaktik asit, yarı kristalin bir alifatik poliester, biyopoliesterdir. Mısır ve tatlı pancar gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilir. Camsı geçiş sıcaklığı 45 ile 60 derece aralığındadır. Erime sıcaklığı ise 150 ile 162 derece aralığındadır. PLA kompostlanabilir olduğundan ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edildiğinden toplumsal katı atık bertaraf sorunlarını azaltma konusunda aslında umut verici bir ajandır, polimerdir. Ticari olarak temin edilebilen PLA birçok petrol bazlı alifatik poliester ile karıştırıldığında yüksek modül ve mukavemete sahiptir. PLA'nın karbondioksit, oksijen ve azot su buharı geçirgenlikleri ise kas sayıları polistirenden daha düşüktür. Ancak polietilen terephthalattan daha yüksektir. PLA'nın çekme ve eğilme modülleri yüksek yoğunluklu polietilen, polipropilen ve polistirenden ise daha yüksektir. PLA'nın diğer polimerlerle harmanlanması düşük tokluk ve fiziksel yaşlanma probleminin üstesinden gelmek için en pratik ve uygun maliyetli yaklaşımlardan biridir. PLA'nın kırılganlık özelliklerini iyileştirmek için düşük camsı geçiş sıcaklığına sahip polimerler kullanılabilir. Biz de bunları aşağıdaki tabloda listeledik ve bunların içerisinden birini seçmeye karar verdik. Aynı zamanda da bu tabloda bazı polimerleri paylaştık. Bu polimerler ise oksijen ve su buharı geçirgenliklerini sergilenmekte bu tabloda. Burada biz PCL'i uygun bulmuştuk. Çünkü PCL ve PLA hem FDI onaylı hem de Avrupa Birliği pozitif listesinde geçerliliği vardı. Erime camsı geçiş sıcaklığı sürdürülebilir çevre ve yeşil mutabakatta göz önünde bulundurularak bu polimerleri kullanmaya karar verdik. Biraz da polikaprolaktan bahsetmek istiyorum. Düşük erime noktası, yani 60 derece kadar düşük erime noktasına sahip. Düşük camsı geçiş sıcaklığı gözleniyor, -60 derece. Az önce söylediğim gibi PCL hem FDI onaylı hem de Avrupa Birliği pozitif listesinde yer almakta. Aynı zamanda iyi bir bariyer özelliklerine sahip, su, yağ, solvent ve klor özellikle. Bunun yanında üçüncü bileşen olarak nanopartiküllerle güçlendirilmesi PLA-PCL harmanının mekanik ve bariyer özelliklerini geliştirebileceğini literatürde gözlemledik. Daha uzun ve kırılımlı difüzyon yolları sağlıyordu çünkü. Bariyer özelliklerini iyileştirmek için baskın bir özellikti bu. Nano dolgu malzemesinin homojen dağılımı ve daha az topaklanması gaz bariyer özelliklerini iyileştireceği gözlenmekteydi. Çinko oksit ambalaj filmleri için gerekli olan aynı zamanda antibakteriyel özelliklerini de sağlamaktaydı bu mekanik özelliklerin yanında. Onun için açıkçası çekici bir nanopartikül. Biz projemizin bu aşamasında değil ama ikinci aşamasında özellikle bu ürettiğimiz filamentleri kaplama olarak kullanmayı hedeflemekteyiz. Onun için biyopolimerlerin yüzey kaplama uygulamalarını da açıkçası biraz inceledik. Dispersiyon ve solvent kaplama yöntemleri kullanılıyor ama daha düşük kaplama ağırlıkları avantajına sahip olsalar da tek katlı uygulamalarda genellikle delik ve çatlaklara neden olmakta. Dolayısıyla iyi istenen bariyer özelliklerini sağlayamıyorlar. Daha çok sektörlerde ekstrüzyon yöntemi kullanılıyor. Çünkü ekstrüzyon sürekli işleme, tek tip kaplama sağlama, minimum delik ve çatlak olasılığı ve solventsiz uygulama özelliklerine sahip. Onun için açıkçası daha çekici. Biz ise burada yeni bir yöntem olarak eriyik elektro erime yöntemini kullanmaya karar verdik. Aynı zamanda literatüre katkıda bulunabilmemiz açısından. Bu özel uygulama yöntemi ise bir jet oluşturarak elektro erime yönteminde yüksek voltaj verilerek elektrostatik bir alanda yüklü bir polimer eriyeni ultra ince lifler oluşturulması üzerine bir teknik. Aynı zamanda bu tekniğin avantajları eriyik elektro erime yönteminde çözücü eksikliğinden dolayı çözücünün geri kazanımı, çözücü toksitesini gibi parametreler düşünülmemekte. Ekonomik yöntem, güvenli ve çevresel açıkçası. Bu tip bir uygulama var mı diye araştırdığımızda da
Heykla ve Harley'nin 2004 yılında TAPBİ'de yaptığı bir çalışmaya rast geldik. Yaptıkları çalışmada mikron altı ve nano boyutlu liflerin kaplamaların yüzey özelliklerini değiştirebileceğini vurgulamışlar. Sürekli rulodan rulaya işlemlerinde çok düşük miktarlarda eşit olarak dağıtılmış kaplama üretilebileceği, bunun ötesinde mikron altı lifler üzerinde kontrollü desenler bile oluşturulabileceğini paylaşmışlar. Aşağıda da hatta oluşturdukları bu sistemlerin SEM görüntülerini almışlar. Yüksek voltaj uygulandığında püskürtmeye doğru evriliyor aslında bizim filamentlerimiz. Materyal metot, materyallerimiz PLA, PCL, PEK ve çink oksitten oluşmakta. Biz burada açıkçası projede seçilen polimerleri PLA, PCL, kristalizasyon düzenleyici organik katkı PEK 400 ve inorganik katkı çink oksitin yüzeylerinin uyumluluğu için çözünürlük parametreleri açısından Hansen çözünürlük parametresi hesaplamalarıyla kontrol ettik. Burada Rho ve Ra'yı hesapladık. Rho ve Ra hesaplarından Red'e geçtik. Red sayısı birden düşük olmasını bekliyorduk çünkü yüksek çekim gücü istiyorduk. Dolayısıyla burada karşılaştırdığımızda sağdaki tabloda genel olarak hepsinin birden düşük gelmesi bizi sevindirdi. Onun için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünmekteyiz. Metot olarak PLA PCL karışımı sırasıyla 95'e 5, 90-10, 85'e 15 oranlarında kuru karıştırılarak hazırlandı. PLA-PCL karışımı PEK ağırlıkça %1 ve inorganik nanopartikül çink oksit ağırlıkça %0.1 ile karıştırılmasından önce nanopartiküler PEK içinde vortex yardımıyla dağıtıldı. PEK içinde karışan nanopartiküler PLA-PCL karışımlarına eklenerek karıştırma işlemine devam edildi. Biz burada birçok araştırma yaptık sıcaklık olarak 145, 155, 165 derece aralığında. Ancak PCL oranını arttırıldığında en uygun sıcaklığın 155 derece olduğuna karar vererek ısıtıcılarımızı, ceket ısıtıcılarımızı bu şekilde ayarladık ve tüm çekimlerimizi bu şekilde yapmaya karar verdik. Burada da kendi emeklerimizle yaptığımız mini ekstrüderimizi paylaşıyorum. Mini ekstrüderin uzunluğu 14 santim, çapı 2.4 santim, nozül çapı 1.5 milim ve motorun gücü, dönme hızı 50 devir bölü dakika, gücü ise 24 watt'ta oluşmaktaydı. Sağ taraftaki tablomuzda da uyguladığımız oranlar bulunmakta. Burada kısaca aslında bir videomuz var ama çok zamanınızı almak istemediğim için paylaşmıyorum. Üretilen PLA filamentten bir örnekle sağ tarafta görmekteyiz. Karakterizasyon kısmında üretilen saf PLA'yı ve kompozit filamentlerin yapılarını Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisiyle inceledik. Kristal yapısını XRD analiziyle, aynı zamanda hidrofobikliğini ImageJ programında temas açısı ölçümünü belirleyerek yaptık. Mekanik özellikleri için ise DMA analizi yaptık. Aynı zamanda DMA analizinden camsı geçiş noktalarını inceledik. Tartışma kısmında burada FTR analizinde elde ettiğimiz verileri paylaşıyorum. Bu çalışmada elde edilen FTR spektrumları incelediğinde saf PLA filamentinin karakteristik CO gerilmesi 1761 cm-1'de göze çarpmakta. Ester gruplarının sebep olduğu CO titreşim germe noktaları ise 1065 ile 1206 cm-1'de bölgesinde. CH gerilmesi 2978 cm-1'de. COH bükülmesi 1382 ile 1465. CO doymuş ester gerilmesi ise 1206'da ortaya çıkmıştır. Son olarak da diğer karakteristik pik olan ve laktik asitlerin OH grupları olarak tanımlanan nokta 3436 cm-1'de gözlemlenmiştir. Saf PLA filamentine farklı oranlarda eklenen PCL, sabit oranda eklenen organik PEK ve inorganik çinko oksit nanopartikülün etkisi ise şekil 4'te, şurada 4 numaradaki PİK'i incelediğimizde, görüntü gitti. Pardon hocam. Şu an ekranda evet, tartışma görünüyor. Evet, şu anda ben de geldi tekrardan. Bilgisayarda bir sorun yaşadım. Kusura bakmayın. Hemen devam ediyorum. 4 numarayı incelediğimizde, grafik incelendiğinde PEK içinde 2862 dalga boyunda CH2 karakteristik PEK'i gözlenmiştir. 414'deki PEK ise karakteristik soğurma bandı olarak çink oksit titreşimine aittir. Aynı zamanda bu veriler literatürde de aynı şekilde olduğunu sağ tarafta yaptığımız incelemelerde gözlemledik. XRD analizinde ise PLA kompozit filamentlerinin XRD analizinde şekil soldaki şekilde incelendi. PLA ve kompozit filamentlerinin XRD analizleri incelendiğinde PLA fazanın 2 teta değerinde 16.60, PCL fazanın ise yine aynı değerde 21.80,
pikleri, ayrıca çink oksit için 2 teta değerinde 31.7 pikleri gözlenmiştir. Keza yine aynı şekilde literatürde de bu değerler aynı şekilde bulunmaktadır. ImageJ programı kullanılarak temas açıları belirlenmiştir. Üretilen saf PLA ve kompozit filamentler hidrofobiklerin incelenmesi açısından test edildiğinde, analiz edildiğinde sonuçlar tabloda görüldüğü şekilde ortaya çıkmıştır. Saf PLA 64.7, daha sonrasında eklenen PCL ve çinko oksit PEK eklentileriyle hidrofobikliğin arttığı gözlenmiştir. BMA ve depolama BMA analizinde ise depolama ve dinamik modül malzemenin sertliğini belirtir ve malzemenin uygulama enerjiyi depolama yeteneğini temsil eder. Biz burada yaptığımız çalışmada saf PLA filamentinin kompozit filamentlerden daha yüksek bir enerjiye sahip olduğunu, PLA'ya farklı oranlarda PCL eklenmesiyle sertliğinde azalma meydana geldiğini gördük. PEK ve çinko oksit ilavesiyle de yine keza değerinde bir azalma olduğunu gözlemledik. Kayıp modülü malzemenin uygulanan enerjiyi dağıtma yeteneğiydi. Malzemenin viskoz tepkisini temsil etmekteydi. Tan teta değeri ise mekanik sönümleme faktörü veya kayıp faktörü olarak gözlemlenmiştir. Sıcaklıkta artışla tan teta değerinin cantı geçişe ulaşana kadar arttığı ve ardından azaldığını not edebiliriz burada. Tipik olarak maksimum tan teta değeri cantı geçiş noktasında gözlenmekteydi. Tan teta'nın yüksek değeri malzemenin elastik olmayan yapısını temsil ederken düşük değer esnekliği temsil etmekteydi. Farklı oranlarda eklenen PCL ve PEK ilavesiyle tan teta değerinin bir azalma da gözlemledik burada. Bu etki temel olarak plastikleştirici etkisinden kaynaklandığını not edebiliriz. Sonuç olarak FDR XRD karakterizasyonları yapılarak PCL PEK ve çink oksit karakteristik piklerini inceledik. Saf PLA'ya eklenen PCL PEK çink oksit katkıları ile beklendiği şekilde temas açısının arttığı gözlemlendi. Burada üretimi sağlanan saf PLA, PLA PEK ve çink oksit ve diğer kompozit filamentler eriyik elektro eğirme işlemiyle nanolif elde edilerek de karakterize edilecek. Aynı zamanda yüzey uygulamaları kontrol edilecek. Projeye destek veren Süleyman Demir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine de ayrıca teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma olmuş. Sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen? Yok sanıyorum. Soracağım, elektrospinningle ilgili çalışmaya başladınız mı şu anda? Hocam, elektrospinningle ilgili çalışmaya yavaş yavaş başladık. Elektrospinning tarafını da biz kendimiz modüle ettik. Yine aynı şekilde mini ekstrüderi yaptığımız şekilde. Tasarım yine kendimize ait. Yüksek voltaj kısmında biraz sıkıntılar yaşadık. Ama spinning işlemini yapıyoruz. Şimdilik kağıt ambalaj üzerine denemelerimizi yaptık. Yüzey alttan ısıtmamız gerektiğini fark ettik. Alttan ısıtmadığımız zaman yüzeyi kaplama yapamıyoruz. Onun için alttaki tablayı da ısıtmamız gerekiyor. Ama çalışmalarımız devam etmekte. İnşallah onunla ilgili de karakterizasyon işlemi yapıp bir makale paylaşmayı düşünüyoruz. Güzel bir çalışma. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, çalışmanın devamı gelirse daha güzel olacaktır diye evet, düşünüyorum. Devam olacak hocam. Sağ olun. Ve homemade olarak anladığım kadarıyla sizler tasarlamışsınız. O da evet. Gayet güzel olmuş. Sağ olun. Teşekkür ederim. Soru yok anladığım kadarıyla. O zaman İyi çalışmalar dilerim öyleyse. Çalışmalar diliyorum, evet. Sırada Yaren Demir Temel. Şu anda burada mı? Evet, buradayım hocam. Paylaşımı açabilirsiniz. Geldi mi ekran şu anda? Geldi. Büyük ekran yapabilirseniz. Büyük ekranda şu anda ama gelmedi mi? Yan tarafta slaytlar görünüyordu. Bu F5 bir şu aşağıda şu kadeh kısmı var ya, oraya basınca daha büyüyordu sanırım. O notta mı şu anda? Şu anda bende büyümüş pozisyonda ama sizde sanırım bu şekilde gözükmüyor. Bende şu anda tam ekran moduna geçti. Bir kapatıp tekrar açabilir misiniz hızlıca? Tabii. Biraz geç algılıyor da olabilir. Bize geç yansıyor olabilir. Tamam, tekrar paylaşıyorum. Şu anda oldu mu? Şu an ekran geldi.
Ama normal hani sunum modunda. Yani hocam aslında bende oluyor ama bir sorun var. Daha önceki girdiğim sunumlarda da böyle sorunlar çıkmıştı ama. Tamam hani şu anda görüntüde sıkıntı yok. Belki sonradan atabilir bilmiyorum. Sistemsel bir şey olabilir. Başlayabilirsiniz. Tamam. Merhabalar ben Yara. Kocaeli Üniversitesi Polimer Bilim ve Teknoloji Alanı Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyorum şu anda. Bugün sizlere çalışmamız olan K değerinin PVC bazlı kablo formülasyonlarında termal stabilitesi hakkındaki çalışmamızla ilgili sunumumu göstereceğim. İlk olarak çalışmanın amacı daha sonra K değerinin formülasyonlardaki veya PVC üstündeki değer, önemini daha sonra da malzeme metot kısmından sonuçlara doğru anlatımım olacak. Polimerler şu şekilde, kablolar genel olarak birçok katmandan oluşuyor. Nereden? Çok pardon, slide'dan evet. İlerletiyorsan şu an ekranda ilerlemiyor. Öyle mi? O zaman şu şekilde devam edeceğim. Şu an oluyor mu? Tamam, şu an geliyor, evet. Tamamdır. Tamam. Kablolar birçok katmandan oluşabiliyor. Bunlar bakır teller veya tek damarlı veya çok damarlı kablolar olabiliyor. Bunlar da genel olarak üstleri kaplanmış bir şekilde polimerik malzemelerden oluyor. Genellikle PVC'ler kullanılıyor bu izolasyon malzemesi olarak. Bunun sebebi de tabii mekaniksel özelliklerinin iyi olması, elektriksel özelliklerinin iyi olması, kimyasal direnci ve yanmazlık özelliklerinin iyi olmasından kaynaklı kullanılıyorlar. Ben bu çalışmamda açıkçası literatüre baktığımızda K değerinin etkisini inceleyen çok fazla bir literatür araştırmasının olmadığını fark ettim. Ve dikkatimi çektiği için de bu çalışmayı sürdürmeyi amaçladık. PVC kablo formülasyonunda da bir optimum bir formülasyon elde etmeye çalıştık. Burada peki K değeri dediğimiz şeyin öneminden bahsetmek istiyorum. Polimerler farklı molekül ağırlıklarında özel proseslerle veya özel proses teknikleriyle veya kullanım alanlarına göre farklı şekilde polimerize ediliyorlar. Bu K değeri dediğimiz şey de ortalama molekül ağırlığı ile alakalı bir şey. Bu molekül ağırlığı genelde Avrupa'da K değeri olarak ve Amerika'da da IV olarak, inherent viscosity olarak anılıyor. Aslında bildiğimiz ortalama molekül ağırlığı ile ilgili yani. Örneğin mesela K 45 ile 50 arasında düşük molekül ağırlıklı polimerler, 60 ile 70 de orta molekül ağırlıklı, 80 ve 100 de yüksek molekül ağırlığı polimerlerde ifade ediliyor. Böyle bir adlandırma verilmiş. Buradaki tabloya baktığımızda kablo formülasyonlarında genelde 70 ve üstü K değerliklerinin kullanıldığını görüyoruz. K değerinin artmasıyla birlikte ortalama molekül ağırlığımız artıyor haliyle. Termal stabilitede ve mekaniksel özelliklerde yine artış gözlemleniyor. Ama buna bağlı olarak da işleme zorlukları oluşabiliyor tabii ki. Bunun dışında darbe dayanımı artıyor, porozitesi artıyor. Porozitesinin artması da daha iyi bir katkı maddesinin absorplanması demek. Ekstra olarak TG ve TM artıyor ve uzama kabiliyeti de düşüyor. Bu sebeple de PVC kompoundları belli katkılarla birlikte kompound ediliyor. Öyle demek istiyorum şu anda. PVC, plastikleştirici, işte yardımcı plastikleştiriciler, dolgular, ısı stabilizatörleri gibi birçok girdimiz var kablo formülasyonlarında. Bunlar da kompound edilerek malzemeyi daha yumuşak, daha esnek hale getiriyor ve performans özelliklerini, nihai özelliklerini iyileştirmede işimize yarıyor. Biz bu malzeme metot kısmında metodundan bahsetmek istiyorum. Bir optimum formülasyon elde etmek için DOE metodunu kullandım ben. Bu Minitab adlı bir programdan yola çıkarak yaptık. Bu bir istatistiksel analiz programı. Optimizasyon çalışmaları yapabiliyorsunuz. Biz de bu metodu kullandık. Bu metotta 3 farklı yöntemden ilerledik. Yani 3 farklı adımımız var. İlk önce bir faktöriyel dizayndan bir formülasyon, yani birçok girdiğiniz varsa eğer
bu program üstünden bir formülasyon elde ediyorsunuz. Bu tabii ki birbirleriyle olan birlikte kombinasyonlarıyla bir faktöriyel dizayn yapıyorsunuz. Daha sonra elde ettiğiniz bir analiz sonucuyla birlikte bu optimum formülasyonu bir şekilde optimize ediyor ve size nihai bir sonuç veriyor. Response Optimizer kısmında da bir optimum formülasyon veriyor. Sizin eğer şeyiniz neyse, amacınız neyse, işte mesela mekanik özelliklerim en yüksek olsun ya da maliyetim düşük olsun diyerek siz bunu programa okutuyorsunuz ve bu program size hem zamandan hem de maliyetten kısmış oluyorsunuz ve böyle bir sonuç elde ediyorsunuz. Biz ilk önce burada katkıları ve seviyeleri literatür araştırmasına göre belirledik. Süspansiye edilmiş bir PVC kullandık. K80 ve K90 değerli. Bunu 100 PHR olarak kabul ettik. Plastikleştirici TOTM, trimeritat bazlı bir plastikleştirici kullandık. Bu da yüksek sıcaklıktaki uçuculuğunun az olmasından kaynaklı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir plastikleştirici olmasından kaynaklı bunu seçtik. Isı stabilizatörleri kalsiyum ve çinko bazlı kullandık. Bunun sebebi de kurşun bazlı stabilizatörlerin artık hem toksik etkilenen hem de insana zararlı olmasından, çevreye zararlı olmasından kısıtlanmasıyla ilişkili. Artı yardımcı plastikleştirici olarak efoksilenmiş soya yağı kullandık. Dolgularda da kaolin kullandık. Yine elektriksel özellikler anlamında kablo sektöründe yardımcı olacağını düşünerek. Daha sonra darbe modifiye edici olarak da TPU, termoplastik poliüretanları kullandık. Daha sonra burada metot kısmında, metotta ilk önce siz bir faktörlerinizi belirliyorsunuz. Bizim burada faktörlerimiz PVC K tipine plastikleştirici ısı stabilizatörünü ve darbe modifiye ediciyi kullandık. Diğer kalan iki, yani SO dediğimiz ve kalsine kaolini de sabit olarak belirledik. Seviyelerini sabit tuttuk. Faktöriyel dizayndan ise 2 üstü K ile hesaplanarak bir formülasyon sayısı veriyor size. Ama biz 1/2 faktöriyel dizaynı kullanarak 2^4/2'den bir 8 formülasyonlu bir deneysel tasarım elde ettik. Ve kontrol noktaları belirledik kendimize 2 tane. Bunlara da şimdi göstereceğim 2 ve 6. numaralı deneylere bakarsak shelter pointler 0-0 olarak veriyor. Program bize bu tabloyu direkt olarak veriyor. Her bir bileşenin birbirleriyle kombine edilmiş şekilde 10 tane deney veriyor o hesaplamayı yaparak. Daha sonrasında bu oluşturulan 10 tane formülasyonu biz compound ettik. Sıcak kazandan karışımlarını belli bir sıcaklık ve basınç altında compound ederek daha sonra soğuk kazanı aldık. Soğuk kazandan da ekstür ederek granül haline getirdik. Son nihai örnek bir kablo formülasyonu yaptığımız için kablo bileşenlerini kablo haline getirmek için de ekstrüzyon sistemini kullandık. Burada da elde ettiğimiz PVC granülle master batch'leri kullanarak yine ekstrüde ederek bir bakır telin üstüne PVC'nin kaplanmasıyla birlikte en son olarak nihai tek damarlı bir kablo ürettik. Karakterizasyon olarak da termal stabilite için termogrametrik analizleri kullandık. Burada 10 tane denemenin sonucunda termogrametrik analizde analizlerimizi sürdürdük. Burada gördüğünüz üzere 2 adet bozulma meydana geldi. Yani 2 farklı bozulma adımı var. Burada ilk adımda 200 ile 350 derece arasında gerçekleşti. En yüksek sıcaklığında 290 derecede olduğu görüldü. TMS 1'e bakarsak 3. ve 4. formülasyonda 290 dereceye kadar bir bozulma gerçekleşti. Bu ilk bozulmanın kütle kaybının yaşandığı bu sıcaklıkta PVC moleküllerindeki konjüge polen dizilerinin ve dehidroklorinasyon, yani ısıdan kaynaklı klor gazının açığa çıkmasından dolayı yapıdaki bozulmaları ifade edebilir diyebilirim. İkinci adımda ise 350 ile 500 derece arasında bir
uzunma sıcaklığı elde ettik. Yine en yüksek olarak yaklaşık 455 derecelerde bir bozulma elde ettik. Burada da birinci ve sekizinci adımla bozulma sıcaklıkları en yüksek olarak görüyoruz. Bunun sebebi de artık en son bu sıcaklıklara kadar dayanabilen efoksillendirilmiş soya yağı ve kalsiyum çinko bazlı ısı stabilizatörlerinin bozulduğunu söyleyebilirim. Literatüre göre de bu şekilde kanıtlanmış kaynaklar var. En son 800. derecede bir kalıntı miktarı elde ediyorsunuz TGA sonucunda. Onları da bize program verdiğinde 10 ve 13 aralığında bir kalıntı miktarı elde edildi. En düşük gözlemlenen 10. formülasyondaki %10.42 oranıyla bir kalıntı elde edildi. Bunlar da kalan, yani yapıda kalan karbon zincirlerinin varlığı ile alakalı diyebilirim. Son artık karbon zincirleri kalıyor ve bunların bozulmasından kalan %10'luk bir kısım var. Ve şöyle katkıların birbirleriyle olan sinerjik etkileri de hem kısa zamanlı hem de uzun zamanlı stabiliteye faydalı diyebilirim. Daha sonra biz bu çıkan TGA verilerini hem %5'lik, 10'luk, ondan sonra Tmax 1 ve kalıntı olarak optimizasyon sonucunda programı okutuyoruz. Bu programı okuttuğumuzda bir Pareto chart olarak bize bir sonuç veriyor. Bu Pareto chartlar neye yarıyor? Hangi katkı maddesinin ne kadar yararlı, ne kadar etkisinin olduğunu söylüyor bize. Tmax 1, ondan sonra Tmax TD5 olarak biz burada A'yı ısı stabilizatörü, B'yi TPU, C'yi plastikleştirici ve D'yi de PVC K tipi olarak girmişiz. Gördüğünüz üzere 3 farklı 3 grafikte de ilk önce ısı stabilizatörlerinin, daha sonra da plastikleştiricinin etkisinin bu ilk üç sıcaklık için önemli olduğunu bize program söylüyor. İkinci bozulma sıcaklığı için Tmax 2 demiştim. Bunun içinse daha çok plastikleştiricinin önemi olduğunu bize vurguluyor. En son olarak da kalıntı miktarında sırasıyla plastikleştiricinin, ısı stabilizatörünün, daha sonra PVC K tipinin ısı stabilizatörleriyle olan etkisinin ve en sonunda da TPU'nun etkisini sırasıyla bize söylüyor. Son aşamada da bir Response Optimizer sekmesi açılıyor karşımıza ve bu sekmeyi aktive ettiğimizde bize ben mesela termal stabilitenin maksimum seviyede olmasını bekliyorum yaptığım çalışmada. Bu sebeple de biz maksimum termal stabiliteyi elde etmek için optimizasyon sonuçlarında tablo 5'te gördüğünüz optimum formülasyonu elde ediyoruz şurada. 100 PHR K90 tipi PVC, 22 PHR kalsiyum çinko bazlı bir ısı stabilizatörü, 55 PHR kullanmamıştık, biz 3 seviyede kullanmıştık, 40, 50, 60 olmak üzere. Bu bize bir orta değer vermiş mesela burada. 55 PHR TUTM plastikleştirici, 3 PHR TPU, 15 PHR kaolinle zaten 4 PHR ESPO'muzda sabitti. Bize böyle bir optimum formülizasyon verdi. Burada gördüğünüz Y eşittir dediği mavi olan değerler ise burada optimum formülasyonu siz yaptığınızda size bir tahmin veriyor. %12.6 işte bir kalıntı elde edeceksin gibi cevaplar veriyor. Bunun sonucunda da şöyle diyebilirim. İlk başlangıçta kablo formülasyonunun ya da PVC kompozitinin karşılaştığı ilk sıcaklıklar için ısı stabilizatörleri ve plastikleştiriciler aslında daha büyük bir öneme sahip, yani daha büyük bir efekti var. Kalıntı miktarları için de PVC-K değerinin ve PVC-K değeriyle ısı stabilizatörlerinin önemi gözlemlenmiştir. Girdi malzemelerinde ise TPU'nun yüzde kalıntıda bir önemi vardı. Ama hepsinde totalde baktığımızda en az termal stabilite
de etkisinin olan ürünün TPU olduğunu gördük. Zaten biz bunu darbe modifiye edici olarak kullanmıştık ve daha çok soğuk prosesler, yani soğuk sıcaklıklarda esnekliğinin daha iyi olduğunu okuduk ve sonuçlarımızda da bundan bahsettik. Optimum formülasyondan zaten bahsetmiştim. Bu formülasyon oluşturulduğunda da T-Max 1'in 290 derecede, T-Max 2'nin 445'te ve yüzde kalıntımda %12.7 civarında olduğunu bize söyledi program. Son formülasyonda, nihai formülasyonda 80 ve 90 K değerini seçmiştik. K90'ın seçildiğinde ve katkılarla birlikte, katkı seviyeleriyle birlikte optimize edildiğinde bize en iyi termal stabiliteyi verdiğini söyleyebiliriz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? Yarın için yarın sanıyorum soru yok. Sunum için teşekkürler, çalışman için de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Dinlediğiniz için. Çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Sıraya da Simay Küçük Önen. Şu anda burada mı? Sanıyorum şu an kendisi yok. Simay Küçük Önen. Tamam. Evet, katılımcılarda gözükmüyor şu anda. Atlıyorum Simay'ı. Sırada İncit Cenik var. Eğer Simay gelirse sonradan onu tekrar alacağız. Not alıyorum. İnci burada mı şu anda peki? Evet, buradayım. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor şu anda. Tamamdır. Paylaşımı açıyorum. Evet, paylaşımı açabilirsiniz. Sanırım gelmiş olması lazım. Evet. Merhabalar, ben İnci. Marmara Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Ve MOF destekli faz değişim materyallerinin hazırlanmasıyla karakterizasyonuyla ilgili çalışmamı kısa bir bilgilendirmesini yapacağım. Önce konumuzla ilgili küçük bir giriş yapacağım. Gelişen toplumların ana problemlerinden biri yoğunluklu enerji ihtiyacı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çevre kirliliği. Kullandığımız enerjilerin yanı sıra yenilebilir enerji kaynakları çevre kirliliği düşük ve sürdürülebilir kaynaklardır. Fakat sürdürülebilir yenilikçi kaynakların yaygınlaştırılması için verimli ve etkin bir şekilde depolanması gerekmektedir. Ve bizim çalıştığımız termal enerji depolama sistemleri düşük karbon salınımı ve yüksek verimlilik sağlayan sistemler içerisindedir. Bu sistemler ana kaynaktan üretilen enerjiyi çeşitli sistemlerle bünyesinde depolar ve enerjinin olmadığı ya da ihtiyaç duyulduğu zamanlarda da gereksinimi karşılama amacıyla kullanılırlar. Faz değişim malzemeleri de katı katı ve katı sıvı faz geçiş yoluyla enerjiyi gizli ısı şeklinde bünyesinde depolayan yüksek enerji depolama yoğunluğuna sahip, çift yönlü çalışabilen ve enerjiyi kendi bünyesinde depolayabilen malzemelerdir. Fakat bu faz değişimi sırasında faz geçişini sağlayan bileşenin akma problemi kullanım alanını da daraltmaktadır. Ayrıca akma problemi de hem çevre kirliliğine hem de ısı depolama etkinliğinde azalmaya sebep olmaktadır. Bunların iyileştirilmesi için yeni fonksiyonel polimerler, kompozit malzemeler, çapraz bağlı sistemlerdeki çalışmaların sayısı gün be gün artmaktadır. Bizim çalışmamızın ana amacı enerji depolabilen fonksiyonel malzeme tasarımıdır. Ve bu amaçla öncelikle metal organik kafes olarak bilinen MOF yapıları sentezlenmiştir. Ve sentezlediğimiz MOF içerisinde glistil metaklat ve steril metaklat manövrenlerinden yola çıkılarak yapılan kopolimerizasyon ile düzenli ve iyi tanımlanmış polimer zincirleri hazırlanmıştır. Yaptığımız sentezler ve modifikasyonlar sonrası yapılarımızın karakterizasyonunda FDR ve DSC yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmamızdaki ana hedef 20 ve 60 santigrat derece sıcaklık aralığında faz değişimi gösteren enerji erime entalpisine sahip fonksiyonel bir ürünün geliştirilmesidir. Materyal ve yönteme geldiğimiz zaman biz metal organik kafes olarak ZIF8 sentezledik. Çinko nitrattan yola çıktık. Ve elde ettiğimiz ZIF8 metal organik kafesi de NH2 grupları bağlayarak bizim yapımızdaki glistil metaklatın epoksi halkasında metal organik kafesimize polimerimizi emdirme
hedefimiz vardı ve bunu gerçekleştirdik. Bunun için bizim hedefimizde ısı kapasitesi önemli olduğu için farklı saatlerde ve farklı oranlarda termal polimerizasyon yöntemi kullandık. Ve oranlara baktığımız zaman steril metaklilat ve geliştirme metaklilat oranının 95'e 5 oranında 20 saat süreyle 70 derecedeki polimerizasyonun çalışma şartlarımızda en yüksek verime sahip olduğunu saptadık. Ve zifren ilişki içerisine yüklerken de ayrıca erime entalpisinde bir iyileştirmeye gitmek için parafinden yararlandık. Parafini de farklı oranlarda 1:1, 1:2 ve daha başka oranlarda denedik ve içerisinde yine çalışma şartlarımızda en iyisi olan 1:2 yani parafinin 2 kat olduğu oranı seçtik. Bu sırada termal kürleme ile beraber zifren ilişki içerisine yükleme yaptık. Karakterizasyona baktığımız zaman ZIF 8'den ZIF'e eşkilemeye geçerken 1307 ve 693 piklerinde FDR'da NH2 grubunun ZIF NH2'ye bağlandığını gördük. Ve polimerizasyonumuzun gerçekleştiğini hem saflaştırma aşamasında soğuk etanolde çöktürdüğümüzde gözlemlediğimiz çökmeden, yapıdan ve bunun dışında da FDR'da karakteristik karbonil piki olan 1724 ve epoksiden gelen 960 pikinin geldiğini gördük. Ve baktığımız zaman şöyle ki çalışmadan bahsedeyim biraz. Bu aşamada glistil metaklilatın epoksi piklerinden yararlandık ve NH2'den biz metal organik kafese bunun yüklenmesini istedik. Şu an farklı karakterizasyon yöntemleri de deniyoruz. Bunun dışında en iyi oranlarımızı sapladık. Parafin zaten kendi erime entalpisine sahip bir malzeme. Buradaki akma sorunu bizim özellikle steril metaklilattan geliyordu. Akma testleri yaptığımız zaman parafinin ve yola çıktığımız, kendi sentezlediğimiz polimerlerin 60-70 derecede erime gösterdiğini gördük. Fakat parafin içerisinde zifen eşikliğe yükleme yaptığımız kopolimerlerimizde, yüklenmiş zifen eşikliğe herhangi bir akma sorununun olmadığını ve bunun uygulama alanlarında akma sorununu iyileştirebileceğini gördük. Kısaca çalışmamı özetlemem gerekirse karakterizasyonda dediğim gibi FDR ile karbonil ve epoksi piklerini saptadık. DSC yöntemiyle de erime entalpi kapasitesinin hedeflenen yapıda başarılı bir şekilde sentez verdiğini gözlemledik. Bunun dışında yine 20 ve 60 santigrat derece arasında, özellikle 50 derece aralığında faz değişimi gösteren ve erime entalpisine sahip fonksiyonel malzemelerin sentezlediğini gördük. Bunun dışında parafin ilavesinin erime entalpisi kapasitesinde akma sorununu göstermeden artış gözlemlendiğini gördük. Akma testinden de bahsetmiştim. Şu an bu aşamadan sonra ileri basamakları tamamladığımızda faz değişim malzemelerinin tekstil üzerine uygulamasını hedeflemekteyiz. Bu noktada da yine farklı kumaşlarda farklı akma sorunlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz. Kaynaklarım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Marmara Üniversitesi'nde de BAPCO biriminin projemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? Soru alabiliriz. Varsa. Evet, sorusu olan varsa soru alabiliriz şu anda. Sanıyorum yok. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum sizlere de. Ve Mehmet Fatih Polat şu anda. Buradayım hocam. Şu an sesim geliyor mu? Evet geliyor. Hoş paylaşımı geldiniz. Açabilirsiniz. Paylaşımı açıyorum. Şu an sunumu paylaşıyorum. Henüz gelmedi. Şu an tam ekran yaptım ama geldi mi? Yok, şu an gözükmüyor hiçbir şey. Ekran hiç mi görünmüyor? Sunum tam ekran mı olmadı? Bir saniye. Sunumunuz hiç gelmedi. Şu an tekrar deniyorum. Evet. Şu an tam ekran yaptım, geldi mi? Tamam, şu an geldi. Başlayabilirsiniz. Teşekkürler. İsmim Mehmet Fatih Polat. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2020 makine mühendisliğinden mezun oldum.
Şu an Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmaktayım. Aynı zamanda Sempa Pompa'da Ar-Ge mühendisi olarak çalışmaktayım. Çalışmamızı bir akıllandırılmış santrifüj pompa üzerine yaptık. Akıllandırılmış olan santrifüj pompanın enerji analizini, enerji verimini daha doğrusu inceledik. Müsaadenizle başlıyorum. Sunum akışımız şekilde görüldüğü gibi santrifüj pompadan bahsedeceğim. Kullanım alanları, elektrik tüketiminin tüketici türüne göre dağılımı, pompalarda enerji tasarrufu için yapılması gerekenler, santrifüj pompanın akıllandırılması ve enerji veriminin belirlenmesi en sonunda sonuç olarak burada görünüyor sanırım. Bu şekilde sunumu tamamlayacağım. Santrifüj pompa elektrik motorundan aldığı mil gücünü mille aracılığıyla çarka aktarıp sıvılara basma yüksekliği kazandıran makinelere denir. Genellikle yüksek debisi ve aşındırıcı çözeltilere dayanımı ve karıştırma özelliği ve nispeten basit yapısı nedeniyle seçilir ve kullanım alanı oldukça fazladır. Makine kimya endüstrisinden kimyaya, tekstile varana kadar. Burada santrifüj pompanın temel parçalarından bahsedeceğim size. Bu elektrik gücünde aldığımız motor taşıyıcı, gücü çarka aktaran mil, burada çarkımız var. Emme hattından gelen suyu burada basınçlandırıp basma hattına, basma gövdeyle gönderen ekipmana santrifüj pompa diyoruz. Bu arada sesim geliyor mu hocam? Evet, bir sıkıntı yok. Tamamdır. Devam edebilirsiniz. Santrifüj pompanın kullanım alanları, biraz önce de bahsettiğim gibi ısıtma ve su tesisatından asit transferlerine, tarımda kullanılan derin su pompalarına, yangın söndürme tesisatlarına ve bizim incelediğimiz alan olan özel otomasyon gerektiren tiplerine kadar çok fazla kullanım alanına sahiptir. Burada da EPDK Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan aldığımız, gelişim raporundan aldığımız tüketici türüne göre elektrik enerjisinin kullanımı raporundaki grafiği size gösteriyorum. En fazla elektrik tüketimi sanayi endüstride kullanıldığı 2020 yılı raporunda bize gösteriliyor. Bu %42,74'lük kullanımın %30'u bu şekilde gördüğünüz gibi neredeyse en fazla kullanılan, en fazla elektrik tüketilen ekipmanın pompa olduğunu burada görüyoruz. Bunu daha sonra kompresör ve soğutucular, vantilatörler ve fanlar ve en son diğer ekipmanlar takip ediyor, makineler vesaire. Biz bunun üzerine santrifüj pompalarda nasıl enerji sarfiyatını azaltırız diye düşünüp bu konu üzerine yoğunlaştık. Ve enerji tasarrufu için neler yapabiliriz, bunları inceledik. Bunda ilk karşımıza çıkan konu ise tesisatımıza uygun, yani bize uygun olan pompanın seçilmesi gerektiğini bulduk. Daha önce toleranslı seçilen pompalar, örneğin pompa basma yüksekliği ve debiye göre seçiliyor. Biz tolerans veriyoruz satıcı olarak. Alıcı olanlar seçerken %10 tolerans veriyor ve ister istemez fazla büyük pompalar seçiliyor. Daha sonra bu pompalar tesisata bağladığımız zaman vana kısma ve bypass hattı kullanımı ve aç kapa dediğimiz yöntemler kullanılıyor. Bunlar sisteme karşı güç gerektirdiği için vana kısmada ve bypass'ta daha fazla. Karşı güç gösterdiği için elektrik sarfiyatını artırıyor. Ve açma kapama işleminde de aynı şekilde ilk kalkış duruş, orada harcadığı enerji yükseldiği için bu bize bayağı maliyetli oluyor. O yüzden ilk adımımız en uygun pompayı seçmek diye karar verdik. Daha sonra pompayı seçtik. Değişken debili bir sistem kullanmıyoruz. Sabit debili.
Pompayı aldıktan sonra ihtiyacımız haline getirmek için çark tornalama işlemi yapıyoruz. Çark en önemli ekipmanlarından birisi. Çark çapını örneğin 100 milimden 90 milime düşürdüğümüz zaman %10 enerji tasarrufu, bypass hattı ve vana kullanımına gerek kalmadan istediğimiz basma yüksekliği ve debide çalışıyor. Ve aynı zamanda %10 enerji tasarrufu sağlamış oluyoruz. Bunu bir sonraki slide'da test ettiğimiz verilerden size anlatacağım. Tekrar anlatmaya çalışacağım. Burada normalde 50 metreküp ve 75 metre sütunu basma yüksekliğine sahip bir pompa seçtiğimiz zaman bizim çark çapımız 212 geliyor standart üretimimizde. Ama bizim tesisatımıza fazla, şöyle göstereyim. 50 metreküp 45 metre sütunu bizim için yeterli olduğu zaman çark çapını 180'e getirebiliyoruz. Bu bizim için vana kullanmıyoruz, yine bypass hattı kullanmıyoruz. %10, %20 enerji tasarrufu sağlıyor. Daha sonra ikinci yöntemimiz, daha doğrusu üçüncü yöntemimiz yüksek verimli motor kullanımı. Elektrik motorlarının uluslararası standartlarında EFF1, EFF2 diye de geçer bunlar. En verimli motor seçtiğimiz zaman şu an için yoğun en fazla kullanılan motorlar IE2 ve IE3 motorlar. Bunları da burada örnek olarak göstermek istiyorum size. Örneğin 30 kW bir motoru IE1 sınıfı seçtiğim zaman %91 verilme çalışırken IE2, IE3 seçtiğim zaman 93-95, %95'lere kadar verimli çalıştı ve %3, %4 enerji tasarrufu yaptığımızı görüntülüyoruz. Son olan yani pompalarda enerji tasarrufu için yapılması gereken bizim sunacağımız son adımlardan birisi de frekans kontrolü. Elektrik motoruna bağlanan frekans kontrolü frekansı değiştirerek, devreni daha doğrusu düşürerek istenilen debi ve basma yüksekliğine getirilebiliyor. Ve bu sayede debiler değişken olsa bile devri frekansı değiştirerek pompayı istediğimiz debilerde çalıştırabiliyoruz. Bu sayede bypass hattı, açma kapama ve vana kısma problemleri de, yani bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacağız. Bu şekilde de farklı frekanslarda, yani frekans konvertörüyle normalde standart 50 Hz'de çalışırken biraz önceki örnekte gördüğümüz gibi 50 metreküp saat debi ve 75 metre sütunu yükseklik için 50 Hz'de çalışırken eğer bizim ihtiyaçlarımız düşerse, yani debimizi değiştirmek zorunda kalırsak bunu 40 Hz'e 30 Hz'e kadar getirebiliyoruz. Getirdiğimiz zaman bir sonraki slide'da göreceğimiz gibi çekeceği güç 13-14 kW'dan 10 kW'ya kadar geliyor. Bu da bizde yine %5-%10'luk bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bizim yaptığımız santrifüj pompa akıllandırmasıyla beraber frekans konvertörlü olarak çalışıyor. Aynı zamanda kestirici bakım özelliğine sahip ve kavitasyon problemine ve benzeri pompalarda en sık karşılaştığımız sorunlara bize hem önlem alabiliyor hem de tepki gösterebiliyor. Aynı zamanda biz bunu deep learning dediğimiz machine learning'in bir tık ilerisi olan öğrenme metoduyla biz pompamıza pompa yerlerini tanıttık ve pompa sürekli bir sonraki slide'da göreceğimiz gibi iki kırmızı çizgi arasında çalıştırılıyor. Ve aynı şekilde düşük güç çekiyor. Biraz önceki grafikler aynısı bu. Biz sürekli bu iki grafik arasında çalıştırıyoruz pompalarımızı. Akıllandırılan santrifüj pompanın enerji verimliliği ise bizim minimum verimlilik endeksi parametreleri ve TSN ISO 9906 standartlarına uyularak test ettiğimiz test merkezimizde affinity kurallar dediğimiz temel bağlantılardan yola çıktık.
Buradan debi devrin yani frekansla doğru orantılı azalıyor. Basma yüksekliği karesiyle güç, çektiği güç küpüyle azaldığı için frekans konvertörü kullanıyoruz. Burada sonuçlara geldiğimiz zaman örneğin bu arada bunlar vanaların %20, %40, %60, %80 ve %100 açılmış hali. Bize %100 tam vana açıkken 70 metreküp saat debi değil de 67 metreküp yeterli olursa pompamız 16,60 kW değil 14,94 kW elektrik çekiyor. Bu da bize %10 yine neredeyse enerji tasarrufu sağlıyor. Bu da basma yüksekliğine göre gösterdim burada. Basma yüksekliği aynı vana açıkken 82 metre değil de eğer 77 metre bizim işimizi görüyorsa 13,60 kW değil 12,24 kW elektrik çekiyor ve bu da bize yine %10 enerji tasarrufu sağlıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa. Biz teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı? Soru varsa alabiliriz şu anda. Evet, dinliyorum. Eğer varsa. Vakti yetiştirmek için biraz hızlı anlattım ama tekrar kusura bakmayın. Yok, vakit çok iyi oldu aslında. Teşekkür ederim sunum için. Ben bir şey sorayım. Bu çalışmayı santrifüj pompa üzerine yapmışsınız ya. Bu başka bir cihazda da yapıyor musunuz ya da yapmayı planlıyor musunuz? Hani çok güncel bir konu aslında. Güzel de bir hani %10 enerji tasarrufu sağlanmış olması. Uygulanabilirlik açısından biraz bilgi verebilir misiniz? Aslında biz bunu ilk başta hidroforlarda en fazla kullanılan, binalarda kullanılan hidrofor tesisatlarında yaptık. Daha sonra tüm diğer biraz önce bahsettiğim alanlara, tarıma ve diğer endüstriyel pompalara da uygulamayı düşünüyoruz. Bunun dışında elektrik motoruyla çalışan tüm ekipmanlarda bu uygulanabilir. Frekans kontrolü ve akıllı bir sistem. Uygulanabilirlik konusunda bir şey söylemek gerekirse elektrik motoru olan her yere uygulanabilir. Aynı zamanda bizim en fazla literatür araştırması yaptığımızda daha önce yapılmış olanları var. Tabii ki güncel bir konu ama bununla beraber karşılaşılan problemlere sadece uyarı veriyor. Bir nasıl söyleyeyim müdahale eden bir sistem yoktu. Biz onun üzerine çalıştık. Hem çalıştığım firma hem de hocalarımla beraber. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah daha sonra yayınlarda, bildirilerde karşılaşırız. Su konularında. Evet. Güzel olmuş. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Şu anda katılmayan bir arkadaş vardı. Simay Küçük Önen. Burada mı? Onu kontrol edeceğim. Paylaşımı durduruyorum hocam. Tekrar evet, teşekkürler. İyi günler. Çok teşekkürler. Simay Küçük Önen veya Simay adına sunum yapacak herhangi biri var mı şu anda oturumda? Sanıyorum ki yok. O zaman oturumumuzda bir kişi katılmadı. 3-5 kişiyle sunumu tamamlamış olduk şu anda. Sunum yapan arkadaşlara ve katılımcı arkadaşlara herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Son kişi katılmadığı için ve hani gelmediği için vaktimiz de dolmak üzere zaten. Oturumu kapatabiliriz şu anda. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Oturumu kapatıyorum.